Herkese merhabalar. Yardımcı Öğretmen kanalında yeni bir video ile yine sizlerin karşınız, karşısındayız. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde merakla beklenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ile ilgili YÖK Başkanı Ekdel Saraç açıklamalarda bulundu. Şimdi yeni sınav sistemini açıkladı ama e, bununla ilgili biz de bir bilgilendirme videosu hazırlayalım istedik. E, şimdi yavaş yavaş bu yeni sınav sistemini size anlatmaya çalışacağım. E, şimdi yeni sınavımızın ismi Yüksek Öğretim Kurumları sınavı YKS. Bu sınavımız eski sınavlardan farklı olacak. Ee, şu şekilde yapılacak bu sınav. Eskiden olan e, birçok puan türü vardı. Ancak o puan türü puan, puan türleri azaltılarak sadece dörde indirildi. Bunlar sayısal puanı, sözel puanı ya da ağırlık puanı ve dil puanı olmak üzere dört e, grupta toplandı. E, şimdi bu sınav e, haftalara yayılıyordu geçmiş yıllarda. Ancak e, yeni yapılacak sınavımız şu şekilde olacak. E, bu sınav... E, Muhtemelen haziran ayını, ayının takip eden haftalar içerisinde e, bir cumartesi gününün e, içerisinde yapılacak. Dil sınavı ise e, pazar günü yapılacak. Dil sınavı buna farklı olarak. E, şimdi ama bu dikkat edilmesi gereken en önemli şey bu sınavın bir, birinci ve ikinci oturum şeklinde yapılması. E, birinci oturuma bütün e, puan türlerindeki öğrenciler girmek zorunda. E, ve geçer puan almak zorunda. <laughs> yani birinci puan türümüz birinci oturumdaki sınavımıza sayısal puanı alacak olanlar, sözel puanı alacak olanlar, dil puanı alacak olanlar ve eşit ağırlık puanı alacak olan bütün öğrencilerimiz bu sınava girmek zorunda. Birinci oturum cumartesi günü sabahtan yapılacak. Muhtemelen saat 10 gibi olur bu sınav saati diye düşünüyoruz. <laughs> bu sınavda toplamda arkadaşlar 80 tane soru çıkacak. 40 tanesi Türkçe, 40 tanesi Matematik olmak üzere 80 tane soru çıkacak. E, i̇ki ders olduğu için her birinin e, bu sınava etkisi, yani temel yeterlilik testi dediğimiz e, gündüz yapılacak olan sınava etkisi 50 ve 50 olmak üzere e, paylaşılacak. Ama e, buna dik, asıl e, önemli olan şey bu sınava bütün puan türüne e, sahip olan öğrencilerin girmek zorunda oluşu. Yani dilci de bu sınavdan Matematik yapmak zorunda, sözelci de. E, bu sınavda matematik yapmak zorunda. E, ve bir diğer önemli nokta ise bu sınav arkadaşlar tüm sınava etkisi sabah yapılan sınavın e, %40 oranında olacak. Yani ciddi bir e, rakam söz konusu. Bundan dolayı bu sınava çok iyi hazırlanmak gerekiyor. <laughs> e, şimdi gelelim ikinci oturumumuza. İkinci oturumumuzda ise öğleden sonra e, alan sınavları yapılacak. E, bunlardan Türk Dili Edebiyatı ve, ve Coğrafya 1 sınavı olacak. E, toplamda 40 soru sorulacak. E, sosyal bilimlerden toplamda 40 soru, matematikte toplamda 40 soru, fen bilimlerinde toplamda 40 soru olacak. E, bu da muhtemelen e, saat 14 civarı yapılacak. E, bununla ilgili e, sınav takvimi muhtemelen önümüzdeki haftalar içerisinde tamamen netlik kazanır. E, peki bu öğrenciler bu sınavları nasıl cevaplayacaklar? Yani kim hangi soruyu cevaplayacak? Ön bir, biraz da onlara değinelim. Bir diğer konu ise bu sınavımız yani öğleden sonra yapılacak olan sınavın tüm sınavlara etkisi ise %60 olacak arkadaşlar. Öğleden önce yapılan sınav %40'tı. Bu ise %60 olacak. Şimdi bu sınavda ise her bölümü bir yavaş yavaş incelemeye başlayalım. Öncelikle sözel bölümü temel yeterlilik testinden sonra gireceği sınavda. Türk Dili Edebiyatı ve Coğrafya 1 testini ve Sosyal Bilimler testini cevaplayacak. E, ve bunların da öğleden sonraki sınava etkisi öğleden sonraki sınavın tamamı %60 olduğu için %30 %30 etki edecek arkadaşlar. E, sayısal grubu öğrencilerse e, ikinci bölümde Temel yeterlilik testinden sonraki ikinci bölüm sınavında, ikinci oturumda e, matematik ve fen bilimleri testini cevaplandıracaklar. Onların da yine sınav e, öğleden sonraki sınava etkileri yüzde %30, %30 toplamda %60 oluyor. Eşit ağırlık puan türünde ise e, Türk Dil Edebiyatı ve coğrafya testlerini e, ile matematik testlerini çözecekler öğleden sonra bu grup öğrenciler. E, bunların da yine öğleden sonraki çözecekleri testler yine %30-%30 oranında etki edecek ve toplamda %60 oranını bulmuş olacağız. Dil grubu öğrencilerse arkadaşlar dil grubu öğrencilerin özel bir durumu var. Cumartesi günü temel yeterlilik testini geçtikten sonra onların sınavı yabancı dil testleri yani alan testleri ertesi gün yapılacak. Yani pazar günü yapılacak. <laughs> şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar birçok aklınıza takılan sorular oluyordur. Bunun için bizim e, mail adresimiz e, sayfamızda mevcut. E, yardımcı öğretmen tube.gmail.com adresine e, aklınıza takılan soruları gönderebilirsiniz. Ve bizden dönüş alabilirsiniz. E, videomu beğendiyseniz beğen butonunu seçmeyi, abone ol butonunu seçmeyi unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.